buradan büyük divamız, biliyorsun sen zaten aşıktın, çok seversin. Ben de severim gerçi, bana arada saydırmış, küfür etmiş galiba. Yok, bilemi. Küfür etmez de. Hayır hayır. Sen o Arton ediyor, o Arton ediyor. Dedim ben Brantom bir şey demedi Arton. Hakikaten demedin aslında. Ama o sabahleyin seyredememiş, birileri ona söylemiş. Arto size bir şeyler söyledi diye. Dedim yok Arto der mi size bir şey? Ondan sonra dün Bülent Ersoy'la konuştuk. Yok böyle saçma sapan. Bülent Ersoy'u hangi kanal kovabilir yani, hani veya ne olabilir, saçma sapan başlıklar böyle. Hadi dur konuşma o zaman. Bir VTR'sini izleyelim çünkü. İlk defa bize konuştu işte, ve tek bize öyle konuştu. Teşekkür ediyoruz. Evet. Onun o yüceliğine teşekkür ediyoruz. İlk defa bize konuştuğu için ve bütün dertlerini, bütün tasalarını, ne olmuş ne bitmiş her şeyi anlattı. İzleyin özel röportaj. Ve Bilal Özbilge'ye başarısı ve tabii ki muhabirlerimizin başarısı. Buyurun. Türk müziğinin yaşayan efsanesi, sahnelerin divası Bülent Ersoy kısa bir zaman önce Kuaförüm Sensin yarışmasının jüri koltuğuna geçerek ekranlara geri dönmüştü. Sevilen programa divanın katılması doping etkisi yaratmış, Bülent Hanım'ın kendine has üslubu programa olan ilgiyi arttırmıştı. Bülent Hanım ve programla ilgili her şey yolunda giderken dün basına düşen fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü. Dün gece Bülent Hanım'ın eşyalarının stüdyoya yanaşan araçlara yüklenirken görülmesi birçok söylentiyi de beraberinde getirdi. İlk iddiaya göre Bülent Hanım ekiple sorun yaşamış, ayrılık kararı almıştı. Kulaktan kulağa yayılan bir diğer iddia ise yapımcı firma Bülent Ersoy'un ücretini karşılayamadığı için sözleşmesini feshetmiş. Hatta yerine Fatih Ürek'le anlaşılmıştı. Bir çekimden geldim mesela. Oldu ve herkes de burada çok mutluyum. Fatih Ürek'in jüri koltuğuna geçeceğini dün söylemezsem olmaz yayınında yorumcumuz Arto Dalga habercilik başarısına imza atmış ve doğrulamıştı. Ancak olayın perde arkası yine de iddialardaki gibi değildi. Fatih Ürek'in menajeriyle, evet, sevgili Mert Silib'le konuşuyorum. Böyle bir olay var mı dedim. Daha doğrusu Fatih Bey dedim, Bülent Hanım'ın yerine geliyor mu dedim programa dedim. Günaydın Arto Bey. Dün teklif official olarak gelmiş. Dün teklif geldi. Ben de sordum, kabul ettiniz mi? Ve cevap olarak Fatih Ürek kabul edecek mi diye sordum. Edeceğiz gibi duruyor. Size haber vereyim. Bugün kendileriyle görüşeceğiz diyor. Yürekleri ağızlara getiren son söylenti ise Bülent Hanım'ın koronavirüse yakalandığıydı. Bu iddiayı da Bülent Hanım'ın manevi kızım dediği yorumcumuz Seren Serengil, Bülent Ersoy'un kendisine gönderdiği raporu açıklayarak iddiaları yalanladı. Söylentilere bir son vermek ve yaşananları birinci ağızdan dinlemek için muhabirimiz Uğur Kotan soluğu Bülent Hanım'ın yanında aldı. Söylemezsem olmaza konuşan diva bakın neler dedi. Eyvallah, yorgunluktan perişan oldum. Sabah 7 ezanlar okunmuş. Biz yayından çıkıyorduk. Ama ihtişamlıydı. Güzeldi. Daha ilk soruya verdiği ince cevapla kafalardaki soru işaretlerini dağıtan diva kötü bir ayrılık olmadığını net bir şekilde ortaya koydu. Ben daha eve gitmedim. Buradaydım. Efendim, eve çiçek göndermişler, bütün çiçekler. Evin yetkilisi aradı. Çikolata göndermişler. Çiçekten ziyade çikolata. Ay deli olacak şimdi. Her zamanki neşeli haliyle cevap veren Diva'ya tat kaçıran iddiaları sormak istedik. Bakalım ilk iddiaya Diva ne dedi? Bülent Hanım çok tatlı güzel anlatıyorsunuz da işte dün bir anda böyle siz ekranda görmeyince insanlar çeşitli iddialar ortaya atıldı. Önce işte ekiple kavga ettiğiniz tarzında şeyler, onu sormak istiyorum. Yok canım, ekiple kavga etmiş olsam dahi tabir vardır. Allah affetsin, gavura kızıp oruç bozmak gibi. Benim muhatabım patronlar. Ekiple herhangi bir sorun olmasının söz konusu olmadığını dile getiren Bülent Hanım, sözleşmesinin bittiğini söylerken çok da içten bir cevap verdi. Yoruldum. Dinlenmek ihtiyacını hissettim. Ve ben size de, sizin genel müdürünüze de, Bilal Özbey, Bilal Beyefendi'ye de,
artistinize de, benim kıza Seren'e de efendim mukavelemi ne zaman başlayıp ne zaman bittiğine dair o 3 aylık zaman dilimini imzalı detaylarıyla, somut belgeleriyle attım. Peki Diva programa başlarken bunu planlamış mıydı? 3 aylık olmasını siz mi istemişsiniz başta sözleşmeyi? 3 ay. Seren Hanım biliyor. O zaten vasıta oldu. En canlı şahidi Seren geldi. O vasıta oldu. Ama iyi ki olmuş. Çok kıymetli 2 tane patron tanıdım. Yapımcılarından övgüyle bahseden Bülent Hanım programa tekrar dönmeyi düşünür mü acaba? Madem gidecektin de ne tekrardan geldin derler adama. Beyin umması mı geçirdin? Kaldıramam. Firma ve ekibiyle herhangi bir sorun yaşamadığının altını özellikle çizen Bülent Ersoy, korona iddiaları için bir hayli kızgın. İşte çıkacak bir çocuk korona mu değil mi? Yahu tamam bunu yapıyorsunuz. Dikkat çekmek için. Hani insanları kendinize bağlayıp o programın merak sayıkasıyla izlenmesini istiyorsunuz. Yayıncılık gereği. Ben her şeyde varım, anlayışlıyım. Ama elinizde tapu gibi böyle bir kağıt dururken de biraz abesle iştigal oluyor. Yani siz oldunuz sanırım. Yani siz belgem olmasına rağmen Covid medya haber yapın. Siz olmaz mısınız? Tabii ki olur. Ha yani burada Covid olanları efendim tabii ay niye oldun vesaire falan diye böyle bu şekilde konuşacak değilim. Fakat olmayan bir şey de konuşulduğu vakit o zaman biraz yanlış oluyor yani. Yapmayın diyorsunuz sanırım. Yapmayın ya. Hele bana. Ben biraz magazin sonra yapabilir miyim o zaman? Sonra çok üzülürsünüz. Yani yapmayın. Aha bir şey varsa ama Bülent Hanım bu gerçek. Biz de bunu atlamamak adına yazdık. Tabii ki yazacaksınız. Bülent Hanım hiç sakladığınız büyük bir şey oldu mu bugüne kadar? Ben hiç saklamam. Hiç saklamam. Hızını alamayan Diva çantasına sarılıp raporları bir kez daha göstermek istiyor. Nerede o kağıtlar da size yollattırdım da. Varsenizde gel yanıma. Giyime olan düşkünlüğünü bildiğimiz Bülent Hanım'ın alışveriş faturaları gözümüzden kaçmıyor. Faturalara bakabiliriz. Evet. sizin artistiniz de Allah maşallah tam alışverişçidir. Seren Hanım. O tabii. Ama o da kimse sizin kadar çıkır çıkır olamaz ya. Ben daha görmedim ya. Ben çok seviyorum. Şurası sonuç bak negatif Covid testi. Şurayı da ben kapatayım. Ne? Pozitif mi? Pozitif mi? Sahtekar! İddialara açık yüreklilikle cevap veren Diva'ya tatil planlarını da sormadan geçemedik. Bülent Hanım tatile yalnız mı gidecek? Var mı öyle biri? Yok mu? Bilmiyorum. Öpüyorum hepinizi. Türkiye'ye bir daha gelmeyecek. Hatta kesinlikle. Dünyada da yani dünyada da yine bir Bülent Ersoy gibi
Yisi yok. Ne ses olarak yok baktığın zaman. Yani bunlar yanlışlıkla bir başka ülkede doğmuş olsalardı çok daha kıymetleri bilinirdi, öyle söyleyeyim. Çok önemli bir ses, çok önemli bir yorum. Bir de sen de, senle de hep konuşuruz Bülent Hanım'la alakalı. Türkiye'de bu kadar, size belki fazla gelebilir hani o bu kadar taşınla küpesinle böyle bir güzel giyinen yani böyle tarzı olan gerçekten başka muadili yok yani. Yakını yok, benzeri yok, taklidi yok, olamıyor yani. Valla yani, ben o konuda gerçekten bir Ajda Pekkan, bir Bülent Ersoy. İkisine de tapıyorum. İkisinin de değeri mutlaka en son en son damlaya kadar verilmeli. Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses ve Bülent Ersoy. Evet. Bunların İbrahim Bey'i yani, styling olarak bir şey hayır, demeyeceğim styling ama. Styling değil ama yani ses olarak yani hani bir bak, daha gelmez yani. Ses tabii ki hani, ses ayrı ama buradaki bütünlüğe bakar bütün, mısın tabii. Ya? Şu bizim röportajımız için hazırlanılmış bir şey. Çünkü dün telefon açtım Bülent Hanım'a ve istirahat ediyordu. Yani aslında biliyorsa normal şartlarda asla kabul etmez. De, hem de etmez hem de hayatta da yani telefonu bile bakmaz da şey yapmaz ama şu röportajındaki şu haline, dudağının rengine, gözlüğüne, her şeyine o yüzden saygı duyuyorum. Çok da zayıf gözükmüyor mu bu arada? Yüzünü de çok beğendim ben. Evet. Bunu şeydeki şeyden daha çok beğendim. Bu programdaki makyajından da çok. Ona da hafif makyaj yakışıyor. Biz o da ben de biraz seviyoruz. Sanki benim annem gibi yani. Hani ben ondan doğru doğsaydım ancak bu kadar benzerdik. Şimdi Bülent Ersoy'la alakalı gerçeği şöyle söyleyeyim Arto. Söyle. Bülent Hanım'ı zaten onun da söylemiş olduğu gibi. Sen götürdün değil mi o evet, prodüksiyon şirketine? Ben götürdüm büyük... çünkü ben ikna etmeye çalıştım evet. Ve diller döktüm. Çünkü bana teklif etmişlerdi. Ben de Bülent Ersoy olmadan oturmam dedim. Bülent Hanım'a gittim ikna etmeye 5 gün kapısında yattım. Ve ondan sonra ikna ettim. O, yani çocuğu gibi olmasam gene kabul etmezdi aynen. O programı. Hani onun tarzı bir program değildi çünkü. Ben de yapım şirketlerini çok sevdiğim için bir şekilde bir araya getirdim ve anlaştılar. Fakat bana da söyledi, onları da söyledi. Dedi ki bakın ben 3 ay çalışırım. Çünkü bilmediği için, sonrasını bilmiyor. Bir kendini denemek istediği için. Hayır, şöyle benim dedi kışın hafta sonları sahnem olur. Hani otelleri oraya buraya falan giderim. Ben de bu bir de öyle bir şey ki sabah 7'de başlıyor. Şimdi onu söyleyecektim. Gece saat 5'te bitiyor. Aynen. Yani hani buna can da dayanmaz gerçekten. Ve onun hazırlıkları hiç dayanmaz. Saatlerce sürüyor onun saat. Ben de hatta dedim ki o zaman o kadar kefilim ben. O kadar biliyorum ki bu işi. Ya Bülent Hanım dedim siz Ağustos'a giderseniz o zaman ben ne yapacağım? Siz ben devam etmem dedim yani. Olmaz dedi ben Ağustos'a kadar devam edeceğim dedi. Ben bu kadar. Aa yeter dedi vazgeçeceğim dedi. Bu sefer korktuk yani Bülent Hanım'ın zaten oraya giderkenki şartı mevsim sonu yani yazın sonuna yazın kadar sonu, devam yaz ederim. Başı biter. Ha, çok keyfim oldu ama yoruldu. Bence sonuç anladın olarak mı? Bir şekilde yani. Yaşalıyor insan. Hayatım yaşanmasan da sabah 5'e kadar tabii. Ben ölsem duramam mesela i̇şte o kadar. Hepsi birlikte düşün yani. Yani Bülent Ersoy'u hiçbir kanal. Hiç kimse bir yere göndermez. Hani bu tip dedikodulara cevap vereyim. Çünkü Bülent Ersoy otursun orada hiçbir şey konuşmasın. Bülent Ersoy'un bir markası var. O kanala da marka değerini yükseltir. Programın da marka değerini yükseltir. Peki biliyorsun Bülent Hanım böyle bir olay olacağı için mesela Seda Sayan'a hemen teklif gitmiş. Ya da bilemiyorum ne olmuş. Yine Seda Sayan hemen bir projenin göbeğine gelmiş. Seda Sayan evet. Yani bilmiyorum Seda Sayan ama birçok kişiye gitmiştir. Açıklama yapmış çünkü. Ben demiş çok yorulacağım, çok uzun çekimler sürüyor demiş. Bundan öncekiler de öyle sürüyordu zaten. Ama bu gece sabaha kadar sürüyor. Bunun çekimleri bir ayrı bir dert. Şimdi bunlar da kolay bir program diye herhalde anlaşamadılar diye tahmin ediyorum. Ya da belki Fatih Ürek bence... Ağır bastığı şirketi şirket olarak da Fatih Üre'yi seçtiler herhalde. Yani ben bilemiyorum evet teklif geldi ama çekim saatleri çok geç saatlere kadar sürüyor diye kabul etmedim demiş. Yani bir yapım şirketi herkese mesela bana da geldiğinde irili ufaklı küçük isimlere de götürmüşler mesela yani yan hani. Evet. Ama o jürideki o isimleri de mesela kabul etmedik biz mesela o zaman beraber başladık ve bu kadın dedi ki ben Eylül'de giderim haberiniz olsun Eylül'den sonra ve ona göre sözleşme dedi yaptı. Yani dedi kadın prensibi iyi ki de yapmış çünkü ben sana söyleyeyim mi çok yorulacaktı ve sinirli stresli olacaktı yani aynen öyle bence o kendisini tanıdığı için de 3 aylık periyotlar içinde bana göre bir televizyon projesinde olmalı ama tabii. Gece olmalı hadi benim gece olmalı müzik
müzik olmalı, müzikle de olmalı Serencim ama ya. Ama o çok mutlu ayrıldı çünkü çok iyi bir şirkette çalıştı. Evet. Yani O Ses Türkiye gibi bir programın evet. jürisinde yani, evet olmalı. Ya, evet yani. Şimdi diyecek ki bana muhtemelen oradan saydırıyordu. O zaman niye götürdün? O zaman beni götürdün dedi ama hep beraber güzel bir şey olacaktı ve bence burada güzel oldu. Seren böyle sağ gösterip sol vurur. Hayır neden biliyor musun? Ama Bülent Ersoy'u da görmek istiyorduk uzun zamandır bir... ve müzik programları yok yani. Evet. Bir şekilde de gördük yani yine herkesle bir kucaklaştı. İnşallah devamı gelsin. Fatih Yüreğe hayırlı uğurlu olsun. Eminim ki Bülent Hanım Fatih'le helalleşmiştir. Yolun açık olsun demiştir ya, diye düşünüyorum. Hanım, ya, Bülent Hanım bunu hiç kimseyle bir şey söylüyor. Aynen. Bülent Hanım kendi bir vazifesini yaptı ve Allah'a ısmarladık dedi. Hadi geldik başka. İnşallah yine. Bir aşk, bir tatil, bir güzel haberler alırız Bülent Hanım'dan. Seren sizi de, seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Canımsınız. De, çok da önünüze şey eğiliyorum. Altında bir şey olabilir. Ben bunu biraz irdeleyeyim. Bülent Hanım beni sevmese de ben biraz Uğur Kotan'la beraber minik minik ben araştırmaya gireyim. Kesin bir şey var. Şimdi